merhabalar sevgili izleyicilerimiz. 6. gün programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Tekin Narşef ve Ali Gökhan Şamiloğlu'yla Radyo Klas'tan yayın yapan, 99.2 frekansından yayın yapan Radyo Klas'ta da ortak yayındayız. Tekrar hatırlatalım, 6. günde haftanın değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Öne çıkanları değerlendiriyoruz ama tabii ki 1 Kasım'da seçim var. Aday listeleri belirlendi. O konu üzerine aslında bir giriş yapalım istiyorum. Evet, listeler belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle köklü büyük bir değişim yok. Hemen hemen ilk 3'ü, ilk 4'ü, ilk 3'ü hatta sağlıklı tuttu. Yani aynı listeyle devam etti. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilk 3 yine tutuldu. Ama AK Parti'de müthiş bir kıyım var. Yani AK Parti'de öyle bir liste var ki Mersin'e uzak, Mersin'e yabancı isimler var listede. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi CHP'den başlayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde de listelerde pek fazla oynamadı. Evet. Oy potansiyelinin olduğu ve 7 Haziran seçimlerinde kendileri açısından başarılı gördükleri illerde listeleri neredeyse hiç değiştirmedi. Ve Türkiye genelinde de seçilmiş milletvekillerine de yani %99 hiç dokunmadı. Ama tabii sıralama yani adayları göndermese de liste dışı bırakmasa da bazı sıralamalar yaptı. İşte evet. 6'yı 3'e işte 3'ü 5'e almak gibi bazı sıralamalar yaptı. Şimdi Mersin'de tabii ilk 3'ü korudu Hüseyin Çamak, Durmuş Fikri Sağlar, Aytu Atıcı. Tabii Mustafa Baysan vardı 7 Haziran seçimlerinde 4. sıra milletvekili, Gülnarlı iş adamı. Evet. Ki aslında kendisi de 7 Haziran seçimleri öncesinde bir rahatsızlık geçirdiği için istifa etti. Yani adaylıktan istifa etti şeklinde söylemler de çıkmıştı. Ama sonrasında kendisi yapmış olduğu açıklamada evet rahatsızım ama bir ameliyat da geçirdim ama milletvekili seçilirsem bu görevimi yerine getireceğim dedi. İşte Mustafa Baysan'ın yerine Serdal Kuyucuoğlu 4. sıra adayı olarak geldi. Tabii bunda Mustafa Baysan'ın belki kendisi de istememiş olabilir. Yani beni çıkarın, yani rahatsızım gibisinde ama şunu düşünmüyorum Mustafa Baysan açısından. Mustafa Baysan hakikaten seçim 7 Haziran seçimler öncesinde çok ciddi bir çalışma yaptı. Evet. Özellikle işte Gülnar ve çevresinde ki zaten tanınan bilinen bir iş adamı. Tamam yıllardır işte Gülnar'da yaşamıyor belki kendisi ama Gülnar'ı ve o bölgedeki köyleri ihya etmiş bir kişi. Yani okullar yaptırmış, sağlık ocakları yaptırmış, yurtlar yaptırmış bir kişi. Bence Mustafa Baysan kendisi istedi. Yani çünkü hani nihayetinde biraz da bu açıdan bakacak olursak yani paraya da kariyere de ihtiyacı olmayan hakikaten CHP çatısı altında ülke için bir şeyler yapmak isteyen bir kişi ki zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin planı da bu yönünü kullanarak sevilen sayılan bir kişi olduğunu kullanarak işte AK Parti, MHP hatta belki HDP tabanından acaba o bölgelerde oy gelir mi Mustafa Baysan adına diye bir düşünceyle aday gösterilmişti. Evet. 4. sırada Serdal Kuyucuoğlu, 5. sırada Sibel Gazi Tabel, Ebru Çalışkan, Seyit Özanar, Semra Kabasakal, Nevin Zaimoğlu, Celal Çelik, Şerife Arıcı, Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin milletvekili adayları. Ve öyle de gözüküyor ki 1 Kasım seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek bir değişiklik olmayacak. Yani bu 3 milletvekili tekrar ben kesinlikle seçileceğini düşünüyorum. Son yaşanan olaylar nedeniyle AK Parti'nin yıprandığını düşünecek olursak, MHP'nin işte koalisyon olanaklarını tıkamasını düşünecek olursak, yine son yaşanan bu olaylar nedeniyle HDP'nin yıpranmış olabileceğini düşünecek olursak, özellikle son bir ayda, bu Ekim ayında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eğer daha dikkat çekici bir program ortaya koyarsa ve
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları da bunu iyi idare edebilirlerse ve il başkanları da üstlerine düşen görevi, yani derslerini iyi çalışarak görevlerini yerine getirirlerse belki Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi Serdal Kuyucuoğlu'nu da milletvekili çıkartabilir diye düşünüyorum. Evet, aslında CHP'yi biraz konuşalım, teker teker diğer partileri bence değerlendirelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bence Mersin'deki yapılan listeler arasında, tüm siyasi partiler arasında bence en sağlıklı, en mantıklı ve en güçlü liste. Yine 25. dönem milletvekili seçiminde de iyi bir listeyle girmişti. Çünkü temayül yoklamasını gerçekleştirmişti. Tabanın, halkın talep ettiği isimler, mesela birinci sıradan Doktor Hüseyin Çamak olması ve tabii ki Aytu Atıcı ve Fikri Sağlar'ın olması. Şimdi bence Mustafa Baysal zaten dışarıdan gösterilen bir aday olduğu için pek de Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimden sonra şöyle bir değerlendirme oldu. Yani birçok Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Baysal'ın yanlış bir tercih olduğunu dile getirdi. Yani Mustafa Baysal'ın bu listenin içinde yer almaması gerektiğini dile getirdi ki zaten listeye girip de girmemesi noktasında da sıkıntılar yaşanmıştı. Ama ona baktığımızda Serdal Kuyucuoğlu yine 4. sıraya gelerek Mustafa Baysal'ın, yani dışarıdan gelecek, Mersin'i tanımayan, bence Cumhuriyet Halk Partisi çok akıllıca bir listeyle yine devam etti. Ve bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin, evet. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi dışarıdan bir aday gösteremez. Yani niye gösteremez? Mersin'de bunu gösteremez. Belki Türkiye'nin neredeyse tamamında bunu gösteremez. Niye gösteremez? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir lider partisi değil. Yani AK Parti gibi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, il yönetimleri, ilçe yönetimleri, hatta işte ne bileyim genel merkezdeki çeşitli organlar liderin kararına kesinlikle biat etmiyorlar. Evet. Yani ya da şöyle düzeltelim. Lider partisi değil. Evet. Yani onun için eğer Cumhuriyet Halk Partisi tanıyan bilenleri tabanı tercih etmesi daha doğru. Cumhuriyet Halk Partisi tabanın istediğini sürekli yerine getirmiştir. Evet. Getirmeye de mecburdur çünkü lider partisi değil. Evet. Eğer tabanın isteğini yerine getirmezse bunu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de biliyor ki, yani Mersin bazında kullanacak olursak kazan kaldırılır. Yani Macit Özcan döneminden biliyoruz. Olduğu gibi, yani İstanbul'a gitmek, evet, otobüslerle, evet, işte genel merkezin önünde protesto eylemleri yapmak gibi. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk dördü bence çok önemli. Beş biraz zor olur ama ilk dördü çok önemli. Bence bir umut da var çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'ye kayan 25. dönem milletvekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden HDP'ye kayan, ki bunu zaman zaman da itiraf edenler oldu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden HDP'ye çalıştık diyenler oldu. Şimdi inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partililer tekrar kendi partilerine dönecekler ve şu an özellikle AK Parti'nin bir kıyım gerçekleştirdiği listede, ki birazdan onu da konuşacağız. AK Parti'de müthiş kopmalar, AK Parti'de müthiş küskünler yaratıldı. MHP'ye gelelim istersen, AK Parti'yi sona bırakalım. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de yine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gibi ilk üçe dokunmadı. Evet. İşte Oktay Öztürk, Baki Şimşek takviye ve yaptı Ali şimdi. Öz takviye yaptı. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi ile CHP'nin yapısı farklı. Milliyetçi Hareket Partisi bir lider partisi. Evet. Liderin kararlarına hiç sorgulamadan kesinlikle uyan bir yapısı var. Örneğin işte Oktay Öztürk o nedenle, yani Erzurum'da milletvekilliği yapmış, yıllarca genel merkezde görev almış bir kişiyi, yani Mersin'de belki milliyetçi tabanın bile tanımadığı, ama yani genel başkan yardımcısı olduğu için tanıdığı, yoksa tanımadığı bir kişiyi Oktay Öztürk'ü getirdi, milletvekili adayı yaptı ve ilk sıradan koydu. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin buna, yani bir tabanlı bile buna karşı çıkmaz. İl yönetimi, ilçe yönetimleri bile buna karşı çıkmaz. Çünkü bir lider partisi MHP. MHP de işte mantıklı davrandı. Çünkü o oy potansiyelini de arttırmıştı. Bu üç kişi yerinde kaldı. Ama tabii yeni isimler, bazı isimler gitti, bazı isimler geldi. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçimlerinde 7. sıradan aday gösterdiği Ali Yücelen'i bu kez 4. sıraya getirdi. Takviye yaparak. Evet. Mehmet Kara listeye alınmadı. Tolga Arslan listeye alınmadı. 6. sıra adayı Abdurrahman Aytekin listeye girmedi. Nihat Özen de girmedi. Evet, 8. sıra adayı Nihat Özen de listede yer almadı.
Onların yerine Duran Kara, Hüseyin Ateş, Mustafa Kunt ve Hayal Fulya Önder, Hayal Funda Önder getirildi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi aslında ilk üçü korudu. Güzel de üçlüydü. Çünkü gerçekten baktığınızda Mersin'e katkı sunacak, Mersin'de bir şeyler yapacak listeydi. Ali Yücelen evet bir katkıdır, evet bir destektir ama ben isterdim ki hatta bizi şaşırtmasını isterdim Milliyetçi Hareket Partisi'nin. 11. sıradan Hayal Funda Önder ki birçok kişi belki tanımıyordur veya tanıyanlar vardır. Eski Çocuk Şube Müdürü emekli oldu. 4'e Hayal Funda Önder'i alarak bence kadın kotasını da kullanarak kadınların oylarına da talip olabilirdi. Çünkü baktığımızda bak Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk 4'ün içinde kadın yok. AK Parti'de yok. Zaten AK Parti'nin artık 3'ü bulacağı da zor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde işte böyle bir eksiklik var. Bu şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi belki 4. sıraya Hayal Funda Önder'i koyup belki biraz daha oy potansiyelini arttırabilirdi. O düşüncede olsaydı Milliyetçi Hareket Partisi Hayal Fulya Funda Önder'den Önder'e daha sıra gelmezdi. Yani Hayal Hanım'dan önce 4. sıradan ya da 3. sıradan meclis listeye girebilecek daha önemli kadın isimler var Mersin'de, yok, MHP'de. Yok, yoktu. Yani onlar baktığında sıra gelmezdi diye düşünüyorum. Vizyonuna baktığında o 7 kişi vardı zaten. 7'si de yani sırf ücret alınmadı diye, hani başvuru ücreti alınmadı diye, yoksa başvuru ücreti alınsaydı emin ol o 7 kişi de aday olmazdı. Hayır hayır, şu yani MHP, ben kesinlikle bir kadını Mersin'den meclise sokmayı düşünüyorum diye bir düşüncesi olsaydı MHP Genel Merkezi'nin, yani 7 Haziran seçimlerinde veya daha sonrasında hiç milletvekili adayı, hatta adayı bile olmamış MHP tabanında tanınan, bilinen bir kadını yani razı ederek getirip koyardı. Yani Hayal Hanım'a sıra gelmezdi. Hayal Hanım'a yani o düşüncesi olsaydı, yani bir kadını da meclise göndermeye çalışayım düşüncesi olsaydı Hayal Hanım'dan daha fazla tanınan bilinen bir ismi tercih edebilirlerdi. Burada tabii tabii 11 milletvekilini doldurmaları lazım. Bir de Hayal Hanım da yine Mersin'de en azından ilk 11'in içinde olması da iyi aslında. Bürokrat kesimi tarafından, MHP'nin bürokrat kesimi tarafından tanınan, bilinen bir kişi. Yıllarca Mersin'de görev yapmış bir kişi. Evet. Yani oradan belki 4. sıraya en azından kadın kotası, çünkü şu an kadınlara hitap edecek bir milletvekili adayı yok. Hiçbir partide. Seçilebilecek noktadan. Evet. Yok. MHP'de zaten aslında var ya bir bakacak. MHP hiç yok. Yani genelde yoktur. Olamazdı aslında. Sistemi ama hani bu seçim bence değişebilirdi. Ama Ali Yücelen de tabii ki bir katkı sağlayacaktır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi baktığımızda genel itibariyle Mersin'de Mersin'i tanıyan, bilen ve Mersin'den olanları öne sürmesiyle bence bir puan bir kere oradan kazandı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Milliyetçi Hareket Partisi. Tabii çok konuşulan bir konu AK Parti'ye geçtiğimizde de. Ya AK Parti... HDP'yi de konuşalım. Sonra ben onu listeme pek almadım. Pek de düşünmedim. Şimdi ama buyurun. HDP'de tabii iki milletvekili vardı. Yani bu Dengirmir Mehmet Fırat ve Çilem Öz. Evet. Hatta bu 1 Kasım seçimlerinin yapılacağı kesinleştikten sonraki süreçte Dengirmir Mehmet Fırat'ın kendisinin isteyerek artık olmayacağı, yani aday olmayacağı, meclise girmek istemediği, artık yani yaşlandığı, siyasete dışarıdan seyirci olarak katkı sunacağı şeklinde söylemler vardı. Ama sonra baktık ki Dengirmir Mehmet Fırat girdi yine listeye. Çilem Öz yine aynı listede. Tabii yani değişmedi. HDP zaten Türkiye genelinde de neredeyse hiç yapmadı yani bir değişiklik. HDP'nin milletvekili adaylarını da okuyalım, AK Parti'ye geçelim. Dengirmir Mehmet Fırat, Çilem Öz Küçükkeleş, Mehmet Alıç, İkram Vural, Ali Tanrıverdi, Pelin Kahiloğulları, Özlem Şen, Haluk Çeliktaş, Gülhan Özlü, Süleyman Eroğlu ve Hülya Doğan. Evet. Şu durumda yani AK Parti'ye geçmeden önce baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4'ü zorlayabilecek gibi, yani neden 4'ü zorlayabilecek gibi her biri, hem listedeki isimler
Hani biz milletvekillerini niçin seçeriz veya siyasi partiler veya siyasi partilere mensup üyeler niçin milletvekillerini seçer? Kentiyle ilgili sorunları konuşsun diye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşısın diye. Baktığımızda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne Hüseyin Çamak, evet bu memleketin çocuğu. Sayın Fikri Sağlar, evet bu memleketin çocuğu. Aytu Hatice, evet bu memleketin sorunlarıyla en çok ilgilenen vekil. Bu memleketin sorunlarıyla, sıkıntılarıyla en çok ilgilenen vekil. Serdal Kuyucuoğlu keza öyle. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımızda bir yabancı belki Sayın Oktay Öztürk Genel Başkan Yardımcısı görülebilir ama Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla da çok büyük bir değer katacaktır. Sayın Baki Çimşek yine Mersin. Ali Öz, Mersin'e gerçekten büyük katkılı olan ve bu konuda Mersin'le birlikte olan bir vekil. Yani baktığımızda gerçekten Mersin için çalışabilecek iki liste gördük. Yani hem Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhuriyet Halk Partisi. HDP için hiçbir şey diyemiyorum çünkü HDP'nin ben halka hitaben herhangi bir şey yaptığına inanmıyorum ki zaten halk da bundan haberdar. Yani Mersin için, bölge halkı için hiçbir katkı sunmamış, hiçbir öneride bulunmamış. Sadece terörün nasıl korunması gerektiği yönünde habire çalışmalar içerisinde olduğu için pek listeme almadım işin açıkçası. Almayı da düşünmedim ama iki milletvekiline de garanti yani. Ben söyleyeyim. Onu diyecektim. İki milletvekili yani de garanti. Türkiye genelinde oy kaybedecek olsa da milletvekili yani meclisteki yani belki 13'ler almaz ama 10'la 11'le barajı aşıp yani Mersin'den 2 çıkartacak. Kesin 2 kesin. Yani başka yerlerde belki düşebilir milletvekili sayısı tabii. Belki ama Mersin'de o 2 yani Mersin'de ismi tekrar çıkartacak. Yani bu program aslında milat olsun. Çünkü dikkat edersen bütün seçimlerde söylediğimiz her şey büyük bir çoğunlukla çıktı. Şimdi HDP'ye 2 verdik mesela şimdi yazdık. Şimdi AK Parti'ye geçelim. AK Parti ne yapmaya çalıştı sence? Yani çözebildin mi? Şimdi AK Parti şey düşünmüyor. Yani Mersin'den işte, umudu kesti. Öyle değil de şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hani diyor ki yani o memleketin insanlarını ben aday göstereyim. İşte MHP öyle düşünüyor. Şimdi AK Parti'de böyle bir düşünce yok. Yani AK Parti böyle il il bölge bölge ele almıyor. AK Parti tüm Türkiye'yi ele alıyor. Evet. Tüm Türkiye'yi ele alıyor ve AK Parti'nin tuhaf bir yapısı da var. Yani AK Parti tabanı AK Parti'de kurulduğu günden bu zamana kadar hakikaten çalışmış isimlerin neredeyse tamamını da tanıyor. Yani AK Parti çünkü böyle bir program izliyor. Evet. Örneğin şimdi Mersin'deki AK Parti tabanına örneğin Sinop'taki AK Parti adaylarını sor. Her bir kişi muhakkak o Sinop'taki adayların yani aday olmadan evvel de bir iki kez adını duymuştur. Yani AK Parti'nin böyle bir yapısı var. Evet. AK Parti'nin sosyal medya ağı da güçlü. Birbirleriyle haberleşmesi de güçlü. Hani bu il danışma meclisleri gibi çeşitli toplantılar yaparak yani Türkiye genelinde bir oluşturulan bir iletişim, güçlü bir iletişim ağı var. Dolayısıyla AK Parti tabanı tanıyor birbirlerini, bütün Türkiye çapındaki bütün adayların ismini seçimlerden önce de muhakkak duymuştur. Şimdi zaten şimdi Lütfi Elvan birinci sıradan aday gösterildi, eski bakan. 7 Haziran seçimleri öncesinde de yine ismi geçiyordu ama Antalya'yı tercih etti AK Parti. Bunda Lütfi Elvan'ın da tercihi olduğu kendisi söyleniyor. Kendisi çok istiyordu. Ha, evet. İşte, Mersin'i istemiyordu. Şimdi istemeyen birini gel Mersin'den listeye koy. Şimdi işte burada tabii sürpriz aslında Lütfi Elvan'ın Mersin'den aday gösterilmesi değil. Burada sürpriz. Mustafa Muhammed Gültan'ın hiç listeye alınmaması. Evet, yani birinci sıra adayı Mustafa Muhammed Gültan hiç listeye alınmaması. Bunda da ben Sayın Gültan tercihi olduğunu düşünüyorum. Yani ben girmek istemiyorum diye tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Gültan da yine bakacak olursak yani şana, şöhrete, kariyere ve paraya ihtiyacı olmayan bir kişi. Evet. AK Parti tabanının zaten sevdiği, saydığı bir kişi. İl başkanlığı yaptığı dönemlerde de hem partisine hem de Mersin'e hizmetleri olmuş bir kişi. Mersin'de de yani yaptığı iş itibariyle de tanınmış, bilinen bir kişi. Şimdi o yüzden temayülden de o çıktı zaten birinci sıradan. Evet. Elden. Bir de şimdi Sayın Gültak bu Mersin'deki çeşitli yani millet 7 Haziran 8 Haziran sabahından itibaren Mersin'de devam etti. Devam etti. Bir de bu işte
yani bu terör olaylarının, yani bu işte çözüm masasının devrilip de terör olaylarının başladığı günden itibaren de tepki gördü. Ama Mersin'de genel işte olarak bir tepki gördü. Evet, yani, şahsiyetine bir evet, tepki evet. değildi yani ama Gültak, o göğsünü gerdi buna. Mesela Tarsus şehidimizi uğurlarken Tarsus'ta çok büyük saldırıya uğradı. Yani orada diğer milletvekilleri de vardı ama sadece Sayın Gültağ'ın ismi geçiyordu. AK Partili olduğu için yani hayır, yoksa AK Parti'den diğer milletvekillerinin de olmasına rağmen Zeynep Gül Yılmaz da vardı şehidimizi uğurlarken. Ama şimdi o Sayın Yılmaz Tezcan da vardı. Hayır, şuna getireceğim. Tanımıyorlar ya. Yani ne Yılmaz Tezcan'ı kimse tanıyordu burada, kimse kusura evet. bakmasın. Evet. Ne Zeynep Gül Yılmaz'ı burada tanıyan var. Yani eğer bakın şunu çok açık ve net söyleyeyim. 7 Haziran seçimlerinde eğer AK Parti Sayın Mustafa Muhammed Gültak ilk sıradan konulmamış olsaydı iki milletvekilini zor görürdü. Bakın bu çok açık ve net. Mustafa Muhammed Gültak'ın AK Parti'ye Mersin'de çok büyük bir katkısı olmuştur. Eğer 3 aday, 3 milletvekili çıkardıysa 25. dönemde emin olun bu Sayın Mustafa Muhammed Gültak'ın etkisiydi. Çünkü halk artık iktidarda olan partiye, AK Parti'ye güvenini kalmadı. Sadece kişisel artık hareket etmeye başladı. Nitekim bu sıralamada Mustafa Muhammed Gültak ha kendi rızası da mı istemedi ama istemese bile emin ol Sayın Mustafa Muhammed Gültak gibi çalışacak daha büyük isimler vardı. Yani şu an çok açık ve net söylüyorum. AK Parti Mersin'de intihar etmiştir. Boğazına ipi kendi eliyle dayamıştır. İki milletvekili çıkarırsa gerçekten yatsın kalksın dua etsin. Üçü bulamayacaklardır. Bakın onu da yazdım. AK Parti iki milletvekili kesinlikle üçüncüyü bulamayacaktır. Çünkü listeye baktığınızda daha önce kimi getirmişlerdi? Muhsin Kızılkaya'yı getirdiler. Şimdi niye Muhsin Kızılkaya'yı koymadılar? Çünkü Muhsin Kızılkaya'nın tabanda bir puanı yoktu. Mersin'de bir tanırlığı yoktu. Muhsin Kızılkaya Mersin'i ne kadar biliyordu ki? Şimdi siz kalkacaksınız. Yılmaz Tezcan. Tamam. Doçent, profesör ama yani şimdi Allah var. İyi niyetinden asla bir endişemiz yok, bir şüphemiz yok. Seçildiği gün de ben aynı şeyi söyledim. Sayın Tezcan bence milletvekili olarak Ankara'ya gidebilecek konumda, Mersin'i temsil edecek konumda bir yapıya sahip değildi. Yani bunu AK Partililer de söylüyordu. Şimdi Mustafa Muhammed Gültak en başarılıydı. Bence en uygun milletvekiliydi. Ama onun yerine mesela hani Muhsin Kızılkaya'nın yerine İbrahim Gül yani çok büyük bir potansiyeldir. Şimdi koyduğunuz listeye koyduğunuz 3. sırada AK Parti'nin kimi koymuş? Ali Cumhur Taşkın kim? Tanıyor musunuz? Ben şahsen tanımıyorum. Bir defa duydum evet. Ya yani biz basın camiasındayız. Ali Cumhur Taşkın Mersinli midir? Bu kentte mi yaşadı? Nerelidir? Lütfü Elvan 7 Haziran seçimlerinde bizzat kendisi Mersin'i istememiştir. Şimdi siz istemeyen birini buraya getirirseniz ha ama AK Parti'nin zihniyeti şuysa ben dayadım sen de pisi pisine gideceksin oy vereceksin dediyse bence şu an onurlu, şerefli, haysiyetli duran AK Partililerin bence partizanlığı bir kenara bırakması ve şu listeyle AK Parti'nin şu listeyle ben şahsım olarak ben bu kentte yaşayan biri olarak beni temsil edecek vekillerin AK Parti'de olmadığını çok açık ve net söylüyorum. Yani ister bunu hakaret adetsinler, ister bunu farklı algılasınlar ama yani bu listeyle kimse kusura bakmasın benim 11 milletvekilimin arasında bu liste olmaması lazım. Çünkü Lütfü Elvan Mersin'i tanımaz bilmez. Ha daha önce Sayın Zafer Çağlayan getirildi. İşte bir takım göz boyama yatırımlar yapıldı. Ne oldu o yatırımlar? Durdu. Neden? İstedikleri oyu alamadılar. Şimdi siz insanları kandırmaya çalışırsanız bakın size bir bakan göndereceğiz. Eski bakan göndereceğiz. Yani siz bence Mekin Mert Ersalt, bence İbrahim Gül bu listeler arasında yerini alması gereken insanlardı. Ve potansiyel olarak da, vizyon olarak da, şahsiyet olarak da ve gerçekten bu kente bir şeyler yapmak adına bir şeyler yapacaktır. Mesela sorgulayalım tek tek. Yılmaz Tezcan gerçekten bu Mersin'e neler yapacak? Yani Mersin'in hangi sorunlarını biliyor? Ne kadar etkin olabilecek? Şimdi onu işte konuşmam başında dedim ya, şimdi AK Parti böyle bakmıyor.
Yani AK Parti Mersin'in sorununu kim biliyor? Veya ne bileyim işte Ankara'nın sorununu kim biliyor? Cumhuriyet Halk Partisi niye böyle düşünüyor o zaman? Milliyetçi Hareket Partisi niye böyle düşünüyor o zaman? Onların siyaset tarzı o. AK Parti Türkiye'nin sorunlarını kim biliyor şeklinde düşünüyor. Yani AK Parti nokta nokta, bölge bölge, il il ele almıyor. Bir bütün olarak yani Türkiye'yi AK Parti ele alıyor. O nedenle hani buraya milletvekili 7 Haziran öncesinde gelen milletvekili adaylarına da sorduğumuz, onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Yani onlar da aynı şeyi, yani biz Türkiye geneli olarak düşünüyoruz, nokta nokta, il il, ilçe ilçe düşünmüyoruz diyorlardı. AK Parti'nin siyasi tercihi, siyasi tarzı bu. Onun için şimdi ve son dönemlerde dikkat edilirse yani bütün partilerde aslında böyle eğitimli adaylara yöneldiler. İşte özellikle de tıpa, yani işte Mersin'deki işte doktor var, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nde doktor var, AK Parti'de doktor var. Hem aday hem de aday adayı hem de milletvekillerinde bir eğitimin yükseldiğini gördük son seçimlerde. Bu da yani yeni dünya düzeni, Türkiye'nin dünyadaki yerini alma çabası içerisindeki yapılanma da bunu gerektiriyor. Artık eski yani o 1940'lı, 50'li, 60'lı, 70'li bir açıdan 80'li yıllardaki gibi işte ya tanınmış olsun da isterse okuma yazma bilmesin, ilkokul mezunu olması yeterli değil ki, zaten değişti o artık. Yani yüksekokul mezuniyeti aranıyor milletvekili adaylığı için. Şimdi eğitime yöneldi. Şimdi tabii Yılmaz Tezcan yani sağlık konusunda yani Türkiye'nin sağlık politikasını bilen, özellikle AK Parti'nin iktidardaki süreci içerisinde Türkiye'nin sağlık politikasını bilen, çözmüş, hangi illerin yani hangi bölgelerin Türkiye'nin sağlıkta neye ihtiyacı var, neye yok, bunları çözmüş bir kişi. Yani belki de yani AK Parti eğer tek parti iktidarlığını devam ettirseydi bu dönem, bundan sonraki dönemde de belki de bakanlık düzeyinde olmasa bile yani AK Parti'nin sağlık politikasının Türkiye genelinde işlerliğini sağlamak amacıyla belki de kendisine önemli görev verilecekti. Çünkü o potansiyelde bir kişi yani. Ki kendisi profesörlüğünü alacaktı. Belki şimdi de şu anda da almıştır da belki profesörlüğünü. Çünkü son İçer TV'ye yönelik yaptığı bir nezaket ziyaretinde bunu dile getirmişti. Yani profesörlüğümü alacağım yani birkaç kısa zamanda diye. Belki de o unvanını da aldı. Böyle bir kişi. Şimdi ben Ali Cumhur Taşkın'a baktım şimdi internetten. 67 yılında Tarsus'ta doğmuş bir genç, yani genç bir kişi. 67 yılında Tarsus'ta dünyaya gelmiş, Cin köyünde doğmuş. İlk orta lise tahsilini Tarsus'ta yapmış bir kişi, orman mühendisi olmuş bir kişi. Yıllarca da Tarsus'ta orman mühendisliği yapmış. Tarsus'un dağ köylerinde tamamen tanınan, bilinen bir kişi. Özellikle Mersin'in orman ürünlerinin, yani şöyle söyleyeyim, Mersin'de orman köylülerinin ormanda çalışması, ormandan elde edilen gelirde köylülerinde pay sahibi olması yönünde Mersin işte ağaçlandırma konusunda hani köylüler çalışıyor, ağaç kesimi konusunda orman ağaçlardan elde edilen çeşitli ürünler konusunda Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Türkiye birincilikleri var. İşte çeşitli önemli projeleri var. Bu önemli projeleri Tarsus'ta uygulamış bir mühendis olduğunu şimdi burada gördüm, okudum. AK Parti açısından da doğru bir tercih gibi. Yani çünkü bölgede tanınan, bilinen, özellikle Tarsus kırsalının çok iyi tanıdığı, bildiği bir kişi. Üstelik sendikacı bir kişi ve şu anda da kendisi de Mersin ilçelerini ve köylerini Kalkındırma Birliği Derneği'nin de başkanlığını yürüten bir kişiymiş. onun için hani doğru bir tercih gibi gözüküyor Tarsus'ta AK Parti açısından. Yani Tarsus'ta açısından. Bilmiyorum da taban tarafından daha çok tercih edilen İbrahim Gül yerine adı sahne çok fazla duyulmamış, sadece Google'a girince bulabileceğimiz tarzda birilerinin olması bilmiyorum, şaşırttı. Mesela geneline baktığımızda AK Parti'nin 11 adayına baktığımızda da Cumhur Taşkın, 4. sırada Hacı Özkan var, Zeynep Gül Yılmaz var. Hacı Özkan'ı da tebrik ediyoruz. Nihayetinde listeye girebildi kendisi ve 4. sırada kendisi açısından aslında... Ben şahsen tebrik etmiyorum. Neden tebrik etmiyorum? Küçümsememeyecek bir yer değil. Hayır, şu açıdan söylüyorum. Hani yıllardır AK Parti'nin içerisinde, yıllardır böyle bir amaç için çalışan bir kişi.
AK Parti'nin en ağır yenilgilerinde bile hem yerel seçim olsun hem genel seçim olsun AK Parti'yi terk etmeyen bir isim. Hep AK Parti'nin içerisinde olmuş bir isim ama hiçbir zaman da yani böyle iyi bir sıradan da aday olarak gösterilmedi kendisi. Şimdi kendisi açısından dördüncü sıra aslında iyi. Evet. Yani madem konu Hacı Özkan'dan açıldı, Hacı Özkan yani aynı zamanda lokantacılar, tantuniciler, kebapçılar, kafeteryacılar, pastacılar diye bir odanın başkanı. Evet. Şimdi çok merak ediyorum. Hani biz vekilleri niçin seçeriz? Ne proje sunacaklar, ne yapacaklarına bakarız değil mi? Yani evet bu kişi, bu şahıs benim için şunu yapabilecektir. Çünkü evveliyatında bu vardır. Şimdi adaylıktan başka, adaylıktan başka Mersin'e çaktığı nasıl bir çivi var onu anlamış değilim. Kendi üyelerine dahi soruyorum buradan. Ya tantunicilere soruyorum, kafeteryacılara soruyorum, pastacılara soruyorum, kebapçılara soruyorum. Ya siz o kadar aidat veriyorsunuz. Bu odaları zaten anlamak mümkün değil. Abire aidat topluyorlar. Ama bu aidatlar sonrası o üyelere ne yapılıyor onu çok merak ediyorum. Bana desinler ki biz üye olarak bize şunu yaptı. Ben de diyeyim ki evet gerçekten bir katkı sağlıyor. Ya daha düne kadar İstanbul'da, Ankara'da millete tantuni diye kavurma yedirilen, buna tepkisini koymayan bir oda başkanısın. Yani sonuçta Mersin için çok da çivisi olmayan, yani çakılmış bir çivisi olmayan bir kişi. Yani şimdi Mekin Merter salt dururken, İbrahim Gül dururken, ne bileyim başka kim vardı mesela Mehmet Emin Kaplan dururken, Arif Yıldırım dururken, Arif Yıldırım ki bak Arif Yıldırım gibi bir ismin üstü çizildi. Arif Yıldırım kaymakamlık yapmış, içişlerinde çalışmış, yani başbakanlıkta çalışmış, bu konuda gerçekten vizyonuna baktığında vizyonu çok geniş kapsamlı, gerçekten Mersin için Mersin'in sorunlarını en ince ayrıntısından en kalın noktasına kadar çok iyi çözümleyen ve bilen biri. Mesela baktığımızda yine listeye devam Alparslan Gürgenç, Halit Çortul, Taner Boz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden dolayı biliyoruz oraya geçişini. Nafiz Deniz, Koral Parça, Adem Ali Keskin ilk 11. Yani bu isimler Taner Boz haricinde yıllardır AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren Mersin'de AK Parti için çalışan isimler. Ha ön plana çıkmamışlardır, AK Parti Mersin yönetiminde görev almamış, yetki almamış olabilirler ama yıllardır AK Parti'nin Mersin'de çalışmalarında gönüllü olarak görev almış isimler bunlar. Taner Boz haricinde. Valla ben şunu çok açık ve net söyleyeyim. AK Parti'nin listesinden ben Mersin'de yaşayan, Mersin'de olmayan fakat Mersin'de hayatını idame ettiren ve bu kente boyun borcu olan bir birey, bir vatandaş olarak AK Parti'nin çıkacak milletvekillerinin Mersin'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok da sağlıklı temsil edeceğine inancım yok. Yani bunu açık ve net söyleyelim. Sayın Lütfü Elvan kaç defa Mersin'de diz temasında bulunacak onu çok merak ediyorum. Mersin'le ilgili Mersin'deki vatandaşlarımızın sorunlarını ne kadar biliyor, ne kadar taşıyacak bunları çok merak ediyorum. Sayın Yılmaz Tezcan da öyle. Bakalım önümüzdeki süreçte ama ben AK Parti'nin 3 olan milletvekili sayısını 2'ye düşüreceğini söylüyorum. Siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Ya şimdi bu 1 Kasım seçimleri çok ilginç bir seçim. Yani çünkü yani şimdi hiçbir şey net bir şekilde belli olmuyor bu seçimlerde. Çünkü bu seçimler biraz doğal seçim değil. Yani doğal seçim nedir? İşte seçim olur. İşte iktidar kurulur ya koalisyon ya işte tek parti iktidar olur. Görevini yasal çerçevede yerine getirir. Ondan sonra seçim zamanı gelir, seçime gidilir. Evet. Uzunca bir süredir Türkiye'de bu şekilde gidiyor. Bu doğal bir seçim değil bu. Hani şeyde işte bu koalisyonda da oldu işte rahmetli Ecevit'in döneminde de oldu. Yani doğal olmayan bir şey. Yani siyasette doğal kabul edilebilir belki. Ama toplumun içine sindirmesi, toplumun özümsemesi, kabul etmesi, yani her anlamda, yani ekonomik anlamdan tutun da işte kültürel anlama kadar doğal değil bu seçim. Yani seçimler oldu, bir şeyler değişti, iktidar bir türlü kurulamadı.
Ondan sonra böyle bir seçim kararı alındı. Yani bir şey gibi bu, bir oyun gibi, yani bir proje gibi bu seçim. Onun için bu seçim doğal bir seçim olmadığı için aslında toplumun da aklı biraz karışık. Toplumun da aklı şu şekilde karışık. Yani aylarca işte PKK silah sıkmadı, PKK'ya operasyon olmadı, aylarca işte şehitler olmadı. Ama dikkatini çekerim bak, şimdi artık PKK'yı evinde vuruyoruz. Bak dikkatini çekiyorum, evinde vuruyoruz. Toplantı halindeyken vuruyoruz. Hem de topluca vuruyoruz. Mesela bugün 100 tane terörist öldürüldü. İşte Hakkari'de baskınlar düzenleniyor, cephanelik bulunuyor. İşte farklı bir yerde operasyon gerçekleştiriliyor. Teröristler ölü ve yaralı olarak ele geçiriliyor. Yani bunları da unutmamak lazım. Şimdi muhakkak ben demek istediğim şu... Yani şu soru sorulmalı bence AK Partililer tarafından da, vatandaşlar tarafından da. Madem bu kadar etkin olabiliyorduk ise neden o kadar şehit verdik? Yani bunu sormak gerekiyor artık. Şimdi neden bu kadar şehit verdik biz? Şimdi işte oraya geleceğim. Niçin yani canımızı yaktılar şimdi o zaman? Toplumun aklı bu açıdan karışık. Yani işte ekonomi yerindeydi. İşte Türkiye'ye habire dış yatırım geliyordu. İşte dolar olması gereken Türkiye'nin çeşitli gücü açısından yerindeydi. Avro yerindeydi. Yatırımlar geliyordu. Türk iş adamları yurt dışında yatırımlar yapıyordu. İç piyasada bir hareketlilik vardı. Ha zaman zaman işte ne bileyim cari dış açıkta şunda bunda bazı şeyler oluyordu ama bu denge sağlanıyordu bir şekilde. İşte birdenbire her şey değişti. Şimdi insanlar televizyon izledikleri zaman bakıyorlar. Şimdi birileri çıkıp diyor bu durumdan, Türkiye'nin bu hale gelmesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorumludur diyor. Birileri çıkıp diyor bu durumdan HDP sorumludur. Birileri çıkıp diyor bu durumdan MHP sorumludur. İşte koalisyon kurmadı şu bu. Birileri çıkıp diyor bu durumdan CHP sorumludur. Çünkü muhalefet yok ortada. İşte ana muhalefet güya hani yok ortada bir şey. Şimdi toplumun da eğer toplumun bireyleri de eğer işte yani dünyayı, Türkiye'yi, Mersin'i böyle takip etmiyorsa, takibi sadece işte kulaktan duyma, televizyondaki bir iki programa takılma ya da kahveye gittiğinde oradaki gazetelerden okuma şeklindeyse, yani bu şekildeyse toplumun bilinçlenme araçları, o zaman kafası karışıyor. Diyor ki ya ne oldu? Bu soruyu herkes soruyor emin olun. Ne oldu diye. İşte bunun da farkında olduğu için AK Parti bir bombardıman başlattı. Yani ne bombardımanı? İşte HDP sorumludur, HDP sorumludur bombardımanı başlattı. Ya da biz yoksak bakın terör vardır. Gibi oraya da geleceğim. HDP oradan bombardıman başlattı. İşte bizden değil, işte Sayın Cumhurbaşkanı ya Recep Tayyip Erdoğan sorumlu, Recep Tayyip Erdoğan sorumlu, AK Parti sorumlu diye HDP oradan bir bombardıman başlattı. İşte yine dediğin gibi işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da AK Parti'nin yetkililerinin yapmış olduğu zaman zaman açıklamalar, işte 400 olmazsa işte kaos devam eder ya da bu kaos ortamı iyice büyümemesi için tek parti iktidarı gereklidir. Bu da ancak AK Parti bu işi yürütebilir şeklinde ki söylemlerle şimdi herkes kendine çekmeye çalışıyor. Ama diyorum ya bu seçimde belli olmaz. Yani çünkü hakikaten belli olmaz. Çünkü bizim insanımız öyle ki yani gidiyor ya ben AK Parti'ye vereceğim der. Aylarca bu sözü söyler, sandığa gider bakarsın HDP'ye basar. Evet. HDP'ye vereceğim der. Herkes de buna inanır. Sandığa gider MHP'ye basar. Dün Osmanlı Spor Mercek İdman Yurdu'na çok güzel bir Osmanlı tokadı attı değil mi? Evet. Emin ol 1 Kasım seçimlerinde de Osmanlı tokadı geliyor. Yani hiç kimse İşte geliyordu unutmasın. Ama bunu kim yiyecek belli değil aslında. Çok belli. Belli çok belli, belli olmadığını düşünüyorum. Bakın şimdi AK Parti'nin bir kere kimse bizimle koalisyon yapmadı. İşte bakın Milliyetçi Hareket Partisi de şart şurt koştu. Soruyoruz ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin 4 tane isteği vardı. 4 tane isteğinin yerine getirilmemesi için, bu konuda uzlaşılmaması için ne gibi bir sebep vardı? Bakın şimdi
AK Parti, daha doğrusu bir kere AK Parti demeye gerek yok. Yani Cumhurbaşkanı diyelim. Cumhurbaşkanı bir kere seçim sonrasında yaptığı beyanatları herkes şöyle bir hafızasından geçirsin. Şöyle Google amca var, oraya bir yazsın seçim sonrası, görsellere bir baksın, videolara bir baksın, yapılan açıklamalara şöyle bir göz atsın. Hafızasını tazelesin. Zaten ben ne demiştim? Yayınlarında da demiştim. Emin olun bir koalisyon hükümeti çıkmayacak ve tekrar bir seçim gerçekleşecek. Eğer bunu ben söyleyebiliyorsam ve bugün geldiğimiz noktada bu oysa, benim gibi düşünen birçok insan vardı. Çünkü belliydi. AK Parti'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir partiyle koalisyon kurulmaması gerektiğini, iktidar olmazsa olmayacağını, başkanlık sistemi gelmezse olmayacağını, 400 vekil olmazsa olmayacağını, yani ben bunu istiyorum arkadaş, bu olacak ya öyle ya böyle diye diretildi. Yani en başından beri belli, yapılan açıklamalar ortada. Yani burada yalan yok, riya yok, bir şey yok. Her şey ortada. Yapılan açıklamalar, 7 Haziran sonrası yapılan açıklamalar, işte biz tek başımıza iktidar olmadığımız için veya ülkede tek başına iktidar olmadığı için kaos ortamı yaratıldı, PKK hortladı, işte bakın bir başıboşluk var, bakın işte ekonomide kötüye gidiyoruz, işte genel maksatta terörde kötüye gidiyoruz, her şey perperişan, insanlar üzerinde bir korku, dehşet, aman tanrım ne oluyor, ha demek ki tek parti olmayınca, koalisyon hükümetleri olunca böyle oluyor algısı oluşturuldu halk üzerinde. Ve ben yine yayınlarımda, zaten özetini de çıkarttık geçtiğimiz gün, 31 Ağustos'ta şu açıklamayı yapmışım yayınımda. Onu da önümüzdeki süreçte tekrar yayınlayacağız. Demişim ki 7 Haziran sonrası ve bugüne kadar gelinen noktayla bugünden 1 Kasım seçimlerine kadar olan gidecek bölümü iyi analiz edin. 7 Haziran'dan sonra ne oldu da bu ülkede bombalar patlamaya başladı? Bunu sorgulayalım. Ve bu bombalar ne zaman sonlandırıldı? Sonlanacak ve 1 Kasım'a kadar ülke terör yangınından eğer bir anda günlük güneşlik, hiçbir şey olmamış gibi bir duruma gelirse de o zaman soru işaretleri olsun dedim. Şimdi geldiğimiz noktada bakıyorum, açıyorum, okuyorum günlerdir, son bir haftadır. İnternet sayfalarına bakıyorum, gazetelere bakıyorum. Maşallah bize teröre darbe üstüne darbe vuruyoruz. Evet, gerçekten güzel. Ben niye vuruluyor demiyorum, aksine vurulsun, kökü kazınsın. Ama madem biz bunu yapabiliyor idiysek, Cizre olayı neden yaşandı, 16 tane şehit üstüne yine 13 tane polisimizi Iğdır'da, işte yine askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, vatan evlatlarımızı niye kaybettik o zaman? Yani bugün ne oldu da nasıl bir güç geldi de bize yerlerini tespit ediyoruz. Toplantı halindeyken üst düzeyler onları bombalayabiliyoruz. İHA'larımız dolaşıyor üzerinde toplantı esnasındayken savaş uçaklarımız geliyor orayı bombalıyor. Sonra da ekipler iniyor arazi taraması gerçekleştiriyor. Birçoğunun yanmış olduğunu ve teşhis edilemediğine dair bilgiler aktarılıyor. Yani bu kadar ince ayrıntıya kadar veriliyorsa bunlar ne oldu? Yani nasıl bir güç geldi ki bize? Yukarıdan nasıl bir güç geldi ki bize? Biz böyle terörü direkt evinde vurmaya başladık. İşte bunları da unutmamak lazım. Bunları da konuşmamız lazım aslında. İnşallah. Peki bu listeye baktığında genel maksatta, yani partilerdeki milletvekili dağılımı nasıl olur sence? Yani nasıl bir tablo çıkar veya öyle bir tablo koymak ister misin? Bence Mersin'de bir şey değişmez. Mersin'de ya 11 şey milletvekili nasıl dağılır? Aynı olur aynı bence. Yani çok büyük ihtimalle aynı olur. Yani %99 bence Mersin'de aynı olur. Bir şey değişmez Mersin'de. Evet. Yani HDP'nin oy kaybedebileceği var mı düşüncen? Yani sence bu yaşananlarla birlikte? Yok yani Türkiye'de değişebilir belki. Yani AK Parti... İşte diyorum ya, ben anlayamıyorum. Yani daha anlarım da aslında daha erken diye düşünüyorum. Belki yani bir seçime bir 10 gün 15 gün kala belki daha net konuşabilirim. Hı hı. Yani Türkiye genelinde AK Parti'nin milletvekili sayısı düşebilir, çıkabilir. Birincisi ben yani tek parti iktidarı çıkacağını seçimde düşünmüyorum. Evet, ama AK Parti'nin işte milletvekili sayısı düşebilir, yükselebilir. HDP'nin yükselebilir, düşebilir. CHP'nin, MHP'nin, ama ben Mersin'de bir şeyin sayının değişeceğini sanmıyorum aslında. Yani kimse 4 milletvekili çıkarmayacak aslında. Bence evet. Yani çıkaramayacak. Şimdilik yani bu tarih itibariyle öyle görüyorum. Yani ben adaylar bazında baktığımda şu an Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bana daha sıcak geliyor. Daha böyle hani içten, daha böyle kendimden, daha kendimizden ama kent olarak düşünüyorum. Ama ben. Genel seçimlerde bizim toplumumuz öyleydi. Bak, yerel seçimde adaya bakar.
Ama genel seçimde adaya bakmaz, partiye bakar. Yani bilemiyorum da artık bence adaylara da baksınlar. Çünkü bu kentin önümüzdeki süreçte iyi veya kötü yönetilmesinde hepimizin katkısı olacaktır. Verdiğimiz oylarla seçeceğimiz milletvekilleriyle. Seçeceğimiz milletvekillerini iyi tercih etmemiz lazım. Bize gerçekten çalışacaklar mı yoksa ağzımıza bir parmak bal damlatıp sonrasında hevesimizi kursağımızda mı bırakacaklar onu iyi düşünmek lazım ama bilmiyorum ben şimdi erken mi değil mi bilmiyorum ama şu sıralamaya şu listeye baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 milletvekiline çıkabileceğini bunu da neye bağlıyorum? HDP'ye çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden oylar vardı. Mersin'de de vardı bunlar. Onlar belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döner diye düşünüyorum. 3 milletvekilinin işte Milliyetçi Hareket Partisi bu da aslında 4'ü zorlayabileceği hissi de var ama 3'ü koruyacağını düşünüyorum. AK Parti'nin ise 3'ü bulmasının imkansız olduğunu bak çok açık veriyorum imkansız olduğunu 2'yi bulursa bir sürpriz daha gerçekleşmezse 2'yi bulursa gerçekten AK Parti otursun kalksın salavatlar mı getirir, dualar mı okur, şükür namazları mı kılar bunların hepsini birden yapsın. Çünkü mevcut liste peki küskünler yaratılır mı AK Parti'de bence yaratacak. Çünkü partinin önde gelen isimleri vardı. Bu partiye gerçekten emek veren parti için çalışan aday adayları vardı, adaylar vardı. Onlar küser mi? AK Parti'nin siyasi yapısı buna izin vermiyor. AK Parti'de asla küskün olmaz. Yani imkansız bir şey. AK Parti asla asla küskün olmaz. Çünkü AK Parti'nin şimdi şöyle söyleyeyim. Küsseler de bunu açığa vurmazlar, bunu dillendirmezler. Neden? Çünkü şöyle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki insanların yani partililerin kardeşliği siyasi fikirledir ve geçmişledir. Hı. Yani işte 1960'lı yıllardaki işte yani bir 68 kuşağı diyelim o ruhla işte 78 kuşağı diyelim o ruhla sonra işte ihtilallere karşı duruşla işte devrim mücadelesiyle yani bir geçmiş ve siyasi fikir kardeşliği vardır şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla küserler. CHP'de küskünler olur. Çok katı küskünler olur. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de küskünler olur. Ama bunu da dile getirseler de MHP'nin yapısında dile getirseler de asla ihanet olmaz MHP'de. Yani MHP'nin özünde. Çünkü MHP'de daha güçlü bir bağla birbirine bağlı. Yani tarih bilinci, işte kan bağı, işte kültür bağı, geçmiş kültür bağı ile birbirine bağlı. Ama AK Parti'de böyle değil. AK Parti'de aynı zamanda günümüzün en önemli değeriyle insanlar birbirine bağlı. Neyle birbirine bağlı? Ekonomiyle birbirine bağlı. AK Parti'nin tabanındaki insanların AK Parti ilçe, il yönetimleri, AK Parti genel merkez yönetimindeki kişiler, AK Parti milletvekillerinin birbirleriyle ticari alışverişleri de var. Yani birbirleriyle ekonomik anlamda birbirleriyle bağlı oldukları için birbirlerine asla küsemezler. Çünkü küserlerse çok büyük ekonomik kayıpları olur. Yani o zincir bozulur. Bozulunca da iyi olmaz yani o kişi için. Yani küsseler de bunu dile getiremezler. Yani işin özü küsemezler. Yani yapıları buna izin vermez. Ama ben tam tersi olacağına inanıyorum. Çünkü ben dünden itibaren yani iletişim halinde olduğum AK Parti'nin tabanından en üst noktasına kadar hatta her kesimden insanla bunu konuştuğumuzda bu listenin onların üzerinde de büyük bir şok etkisi yarattığını yani İyi manada değil tabii ki de kötü manada bir şok etkisi yarattın. Yani böyle kötü bir listenin olmaması gerektiğini. Hatta ben şuradan şu açıklamayı da yapalım. Genel merkez, AK Parti'nin genel merkezi 26. dönem milletvekili seçimleri bittikten sonra yani 1 Kasım'dan sonra 2 Kasım'da AK Parti'nin Mersin'de yok oluşunun faturasını lütfen İsmail Taşpınar'a kesmesinler. Çünkü Sayın İsmail Taşpınar da bu konuda gerçekten bence parti için en iyi dileklerle en iyi niyetlerle çalışmaya çalışan bir şahsiyet diye düşünüyorum.
bu hata genel merkezin hatası olur. Kesinlikle il teşkilatına veya teşkilatlara mal edilmemesi gerekir ki, çünkü böyle bir listenin hani şey vardır, şans topu oynarsın, spor toto oynarsın, bir liste çıkartırsın kendin, o listede bir ihtimal verirsin ya, işte kazanma ihtimali varsın, biraz iyimser olursun ama emin olun AK Parti'nin bu listesi çok da iyimser değil. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partili de, Milliyetçi Hareket Partisi de, hatta AK Parti'nin kendisi de çok net bir şekilde aktarabiliyor. Bakalım, göreceğiz, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Adaylar nasıl, hangi vaatlerle nasıl çıkacaklar karşımıza, bunu çok merak ediyorum. Sayın Lütfü Elvan benim narenciye üreticimle ilgili. Sayın Lütfü Elvan benim limon üreticimle ilgili. Sayın Lütfü Elvan benim turizm kenti olan Mersin'le ilgili. Güneş kenti olan Mersin'le ilgili. Lojistik kenti olan Mersin'le ilgili. Neler planlıyor, neler düşünüyor, bunu çok merak ediyorum. Yine aynı şekilde Sayın Ali Cumhurtaşkın'ın bu konuda neler düşündüğünü çok merak ediyorum. Nükleer santral ile ilgili neler düşünüyorlar, onu çok merak ediyorum. Nükleer santrali de söyleyeyim. Nükleer santral dosyası kapanmıştır. Yani nükleer santral yapılmayacak. Yani çalışmaları şu anda devam ediyor, sürüyor. 1 Kasım'a kadar mı yasak? Bu, 1 Kasım'dan sonra? Hayır, şunu söylüyor. Yani şu anda çalışması sürüyor, ne bileyim inşası, işte şusu busu falan filan. Yani çünkü yapılan anlaşma prosedürü bunu gerektiriyor ama yani Mersin'de nükleer santral kurulmayacak. Yani hedeflenen tarih işte 2022 denildi ya. Yani evet, biraz da 2 sene de geriye gitti. Yok. Yani kurulabilir belki, eğer bu teknoloji dünyadan yok olmazsa. Yani onu, bu, yani bu nükleer santralin yerine yeni bir enerji modeli çıkmazsa, evet, 2040-2050'yi bulabilir Mersin'de bir nükleer santral kurulması. Yani kapandı yani, çünkü Rusya devlet şirketi, işte Rosatom kaynak bulamıyor, Rusya kaynak aktarmıyor. Yani bu şey olmayacak. Yani bu biraz birilerinin para kazanması, yani global düzeyde birilerinin para kazanması, bazı kaynakların çarkın dönmesi için harcanmasıyla alakalı bir şeydi, projeydi. Nükleer santral yok yani Mersin'de, kurulmayacak. Yani ondan eminim. Yani 2022'de, 2032'de faaliyete falan geçmeyecek öyle bir şey. Vallahi inşallah. Ya belki de tamamen bitecek. İnşallah. Ama o reaktörleri çalışmayacak. Yani i̇nşallah, ondan emin olun. İnşallah yani. Bu 1 Kasım'a kadar halkın öyle gazını şey almak için almış bir karar. Yok yok yok. Ben yani bunu aylardır konuşuyoruz. Yani bu aylar öncesinden belli. Çünkü yani Rus hükümeti bile Rosatom'a şey vermiyor artık, para vermiyor. Biliyorsun çünkü bizim ülkemizde ya olacak ya olacak. Para vermiyor ya. Yani olacak dendikten sonra bak, 400 vekil nasıl isteniyorsa ya olacak ya olacak. Yok yani nükleer santral bitti. Nükleer yani santral şey ya bitti. Olacak ya olacak. İnşallah yani, bakalım hayırlısı, neyse onu görelim. Bugün 19 Haziran Gaziler Günü. Aslında hani Gaziler Günü'nde gazilerimizin yaşamsal geçim kaynaklarına baktığımızda, gazilerimize verilen emekli aylığının ne kadar komik bir rakam olduğu bir gerçeklikle, Gaziler Günü ne derece kutlanır onu bilmiyorum. Kutlamak gelmiyor içimden. Gazilerimize böyle bir gazilik unvanının yanında gazilik emeklilik maaşının 400 ile 600 lira gibi bir rakamla verilmesi utanç verici. Bu nedenle ben gazilerimizin ellerinden öpüyorum ve onların bu ülkeye çok büyük değerleri vardır. Çok büyük katkıları vardır. Ama maalesef ve ne yazık ki onlar zaten herhangi bir ödül, herhangi bir maaş beklentisi olmadan zaten bu vatan için çarpıştılar. Bu ülke için çarpıştılar. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi oldu. Onların zaten ilk düşüncesi de aman biz gazi olalım da bize gazilik aylığı işte 7 milyar 10 milyar verilsin gibi bir düşünceyle zaten gazi olmadılar. Bu şeref, bu onur da onlara yetiyor, artıyor. Her ne kadar maaşları 400 ile 600 lira gibi bir rakam, komik bir rakam olsa da onlar bunun için değil, vatan için. İşte vatan sağ olsun denilen noktadayız. Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii öyle yani, Şehitler Günü, Gaziler Günü kutlanmaz. Yani böyle bir kutlama olmaz. Yani şimdi buradan şuraya geleceğim. Yani bu konuyu biraz Kurban Bayramı'na bağlayacağım. Şöyle ki, şimdi bizim toplumumuzda, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani İslamiyet'te tabii ki şehitliğin, gaziliğin onuru çok yüksek tabii ki. Evet. Yani manevi değeri tabii ki çok yüksek.
Ama İslam dünyası içerisinde de şehitliğin ve gaziliğin Anadolu'da diğer İslam toplumlarına göre çok daha önemli olduğunu ve değer bulduğunu görüyoruz. Yani örneğin Arap toplumlarında bizdeki gibi değil. Dünyanın farklı Müslüman toplumları var. Yani işte Müslüman Filipinler halkı var. Değil. Hindistan Müslümanları var. Hint Müslümanları. Onlar da bizdeki gibi yüksek değil. Şehitlik, evet, gazilik, manevi değeri. İşte Malaylar var. Malezya, Endonezya. Yani buralarda öyle bir şey yok. Yani şehitlik, gazilik ile bir haberler. Yani öyle bir şeyleri yok. Ki zaten tarihlerine bakılacak olursa öyle şehit ve gazi verecek şeyleri de yok. Yani mücadeleleri de yok. Şimdi bu bizim topluma ait. Yani Anadolu'ya ait bir şey bu. Ve müthiş de değer gören en yüksek onur bu. Yüzyıllarca da öyle oldu ama geldiğimiz dönem itibariyle baktığımızda bu değerlere saygı, bu değerleri sahiplenme şey yapıyor, yani azaldı, azalıyor artık. Çünkü yani düşünsenize artık yani şehitliğe artık bir 80-90 yıl önceki bir gözle bakılmıyor. Bir şehit ailesine bir 40-50 yıl önceki gibi saygı gösterilmiyor. Bir gaziye de, yani en son gazilerimiz, yani bir savaş anlamında düşünecek olursak Kore Savaşı, evet, gazileri. Kore Savaşı gazilerine artık o saygıyı artık görmüyorlar. İşte terörle mücadele gazilerimiz var. Onlar artık bu saygıyı görmüyorlar. Anadolu'ya has saygıyı artık görmüyorlar. Çünkü yani bu da toplumun evrim süreci içerisindeki doğal bir şeydir. Değer yargıları değişir toplumun. Ama bu değer yargıları değişirken bilinçli bir toplumsan eğer, özdeki o ana maya vardır ya, o ana mayayı şey tutarsın, sağlıklı tutarsın. Örneğin Japonlar bunu başarabilmişlerdir. Yani Japon toplumunun çok daha hızlıdır. Yani 5 yılda bir değer yargıları değişir ama o öz, o ana maya vardır. Yani o ana maya asla bozulmaz. Yani o 3000, 4000, 5000 yıldır o ana maya hakimdir. Ama biz tabii bilinçli bir toplum olmadığımız için o ana maya da gitgide zarar görüyor ki kutlanma olmaz, anılır. Onlara işte her şeyin, ha şu da var tabii, yani her şehit ailesi ve her gazimiz maddi sıkıntı içerisinde değil tabii ki. Yani her şehit ailesine, her gazimize işte maaşlar bağlıyor. Böyle bir şey yok. Onların da zaten böyle bir talebi yok. Az önce sen dediğin gibi. Yani ilk başta gösterilmesi gereken saygı gösterilsin. Sevgi, yani ilgi, bu alaka gösterilsin. İhtiyaçları da en üst mertebede karşılansın ama öncesinde bu bir saygı ve sevgi. Tabii. Yani bu adam neden yoldan geçerken vurulmadı ölmedi. Yani bu adam neden şehit oldu? Bu adam neden gazi oldu? Yani bunun bilinmesi çok önemli. Birincisi bu. Şimdi Kurban Bayramı'na gelelim. Şimdi bakın, şimdi dünyanın değişik toplumlarında da, yani dedim ya işte Araplar, işte Filipinli Müslümanlar, Hintli Müslümanlar, Endonezyalı, işte ne bileyim Malezyalı Müslümanlar, Pasifik adalarında, işte Kamer Adaları gibi adalarda da Müslümanlar yaşıyor. Yani Pasifik adalarında, oralardaki Müslümanlara bakacak olursanız bir onların Kurban Bayramı'na bir bakın. Yani Google'da yazıp da görebilirler, videoları var. Bir de bizim Kurban Bayramımıza bir bakın. Yani en güzeli, en değeri dine, hayvana, tabiata, doğaya, insana saygı, Allah'a, peygamberlere saygı açısından tamamen en naifi, en incesi, en ulusu bu topraklarda. Yani bu Anadolu toprağında. Çünkü insanlar, inanır mısınız, yani palayı koyunların, hatta koyun bile değil yani yavru, yani şey değil, yani dinen kurban edilmesi sakıncalı hayvanları kesip kesip bir yere atıyor. Kesip kesip bir yere atıyor. Yani ne doğa var, ne bir şey, evet, var, ne bir, hiçbir şey yok yani. Yani bak,
Her şey özü bu topraklarda en naifi. Ama son dönemlerde bakıyoruz, Kurban Bayramı öncesinde televizyonlarda tatil programları. Kredi kartına işte şu kadar efendim, işte 10 gün önceden şunu yaparsan, rezervasyon verirsen işte bir gecede bizden bedava. Ondan sonra ya reklamı var. Yani gel bizden al, hijyenik ortamlarda kesilmiş, İslami kurallara uygun bir şekilde kesilmiş, tamamen hijyenik kutu içerisindeki etin sana gelecek. Ya böyle kurban mı olur? Şimdi yani gideceksin, kendin göreceksin kesilirken, yani işte alnına kanını işte, süreceksin gibi ha, o anı yaşayacaksın. Yani kültür bunu gerektiriyor. İşte, o kültürü. Ha, bunu gerektiriyor işte. Yani ama işte diyorum ya, nasıl ki yani o Suudlar mübarek Kabe'nin içerisini mermerlerle döşeyip kendi şeyhlerini Kabe'nin içerisine gömüp Kabe'nin içerisinde dans ederek nasıl ki şey veriyorlarsa, yani zarar verdilerse ve vermeye de devam ediyorlarsa, değerlerden uzaklaşmak bu toplumu da işte bu hale getirdi. Bugün Face'te bir şey gördüm. Bir adam yazmış. İstifa ediyorum demiş. Pardon, artık sizden değilim demiş. Ne yöne çekerseniz çekin. Artık sizden değilim, ne yöne çekerseniz çekin bunu. Yani kim ne yöne çekecekse çeksin bunu. Altına da bir video yayınlamış. Ya şimdi bakıyorsun yani. Ya Tekin Bey, şimdi bakıyorsun, bu Suriyeli mültecilerin dramına bakıyorsun. Suriye'de yaşanan o insanlık dramına bakıyorsun. IŞİD'in din adına yapmış olduğu rezillik kapazeliğe bakıyorsun. Irak'ta yaşanan vahşete bakıyorsun. Filistin'de yaşanan. İsrail'in yapmış olduğu kepazeliğe bakıyorsun. Kirli kirli postallarla Mescid-i Aksa'ya girip minbere çıkıyor. Yani buna bakıyorsun. Bunun yanında ülkemizde yaşanan bu duruma bakıyorsun. Yani bir şey var ya, hani en son İbrahim Tatlıses çıkartmıştı ya. Yetiş ya Muhammed ya Ali. Ya hakikaten yani yetiş ya Muhammed ya Ali. Evet. Yani ve bunlar bütünüyle bir yaşanırken tane Müslüman ülke çıkıp da, sözüm ona, Müslüman ülke olanlar var ya, maalesef ne yazık ki bu konulara sessiz kalmaya devam ediyor. Kalamaz ha. Bakın size bir şey söyleyeyim. Şimdi bilmeyenler bunu bilsin. Bahreyn diye bir ülke yoktur. Bahreyn toprakları tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne 25-30 yıl öncesine yapılan özel bir anlaşmayla satılmıştır. Katar diye bir devlet yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'ne satılmıştır. Bahreyn zaten ve Katar, Amerika ne diyorsa Amerika'nın ağzına bakıyorlar. Bahreyn yani ve Katar tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin üssüdür. Daha yakın zamana kadar Birleşmiş Milletler Suriye Devleti'ni tanımıyordu. Niye tanımıyordu? Çünkü Suriye diye bir devlet resmi anlamda yoktu. Yoktu. Birleşmiş Milletler'de de temsil edilemiyordu. Ve resmi kaynaklarda tamamen Türkiye toprağı olarak uluslararası hukukta kabul ediliyordu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Gürcistan'ın %10'unda, Irak'ın %40'ında, Suriye'nin %50'sinde yani ve Afrika, hatta Tanzanya'ya kadar uzanan topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı vardır. Tarihten gelen söz hakkı vardır. Bunu da uluslararası hukuk kabul etmiştir. Ama bu bile uygulanmıyor. Yani bu ayrı bir konu da şunu söyleyeceğim. Yani bir bakın işte bu duruma. Yani ya bak, bu toplumun milli değerlerine sahip çıkılmazsa, bu toplumun dini değerlerine sahip çıkılmazsa, bu toplumun binlerce yıl evvelinden getirmiş olduğu tarihi değerlerine, ister Kürt olsun, ister Türk olsun, ister Şafii, ister Alevi, ister Sünni olsun, tarihi değerlerine sahip çıkılmazsa işte bu hale geliriz. Bunun daha beterini de yaşarız. Evet. Kurban Bayramı'nı da bayrama, bu topraklara ait değerlere göre yaşayalım. İnşallah bayramda, hani klasik sözdür ama biz de söyleyelim, bütün iyiliklerin, bütün güzelliklerin yaşanmasına inşallah vesile olur. Evet sevgili seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Aslında bayramlaşalım diyeceğim ama zaten hafta içi programlarımız var bayrama kadar. Bayramlaşmayalım ama 6. gün izleyenleri için iyi bayramlar dileyelim. Biz yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Bayramın ilk günü
protokol bayramlaşmasını da sizlere canlı olarak aktaracağız. Tabii ki tatil yapacağız ama bizler 9 gün tatil yapmayacağız. 9 gün tatil yapanlar bu kentte kalacak mı bilmiyorum ama bizler yine görevimiz başındayız. Ve sizlere an be an Mersin'de yaşananları aktarmaya devam edeceğiz. İyi bayramlar diliyorum. 6. gün programına da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta içerisindeki programlarımıza tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.